Efendim Spor Ajansı'na tekrar hoş geldiniz. Yaklaşık iki saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Bugün Emre Bol ve Nevzat Dindar'la birlikte olacağız. Emre Bol hoş geldin. Merhabalar efendim hoş bulduk. Sizinle ilk kez yayın yapıyoruz. Ağız sporda. spor'da evet. Spor'da evet. E, bu bizim için büyük bir keyif. Kıskanç. Nevzat da uzaktan böyle bakıyor <laughs> niye beni sosyal medyada paylaşmadınız diye. Nevzat Dindar'la her zaman Nefzat fotoğraf Dindar'da paylaşıyoruz Dindar'da. ama Aa, tabii biz Emre daha önce çok yayın yaptık. <laughs> Aspor'da ilk defa yayın ben, yapıyoruz. Ben Ezgi'de yapıyorum. O, o günleri da. biraz andık. Haftada 1-2 yapıyorum zaten. Evet. evet, evet. O senin eksikliğin buranın, ama. <laughs> buranın misiniz yani. Evet, spor ajansının müdavimislerinden biridir evet. Nevzat Dindar. Seni de dün Hoş akşam gördük bu arada sürpriz. Evet, gündem özel programımız bir, bir vardı. Gündem özel korona Çok güzel bir program oldu. biliyor musun? İzledim. Gerçekten bilgilendirici bir programdı. Gürkan Hoca'ya da buradan tebrik etmek istiyorum. Teşekkür de ediyorum kendisine. İşin spor boyutunu aslında bir tarafa bıraktık. Çünkü insanlar çok merak ediyordu. Yani bu koronavirüs nereden çıktı? İşte Ne gibi önlemler almalıyız? Çok merak ediliyordu. Çok fazla soru da geldi. Çok teşekkür ediyoruz efendim tekrar. Gerçekten iki saat boyunca Gürkan Kubilay ve Ilgaz Çınar'la çok güzel bir yayın yaptık. Ya şu anda e, memleketin %99'u. Sosyal medyada gezerken, haber sitelerinde falan gezerken koronavirüsle ilgili hiçbir şey kaçırmıyorlar abi. Evet. İnanılmaz bir bilgi sahibi olduk. Nasıl başımıza böyle ilk kez 99'da deprem belası geldiğinde depremle ilgili herkes böyle ucundan kıcısından uzman oldu. Şimdi hepimiz inan biraz virüs uzmanı olduk yani. Onun için her şeyi evet, de okuyoruz. Evet artık her detayı Abi bilgilenmek, ediyoruz. okumak, dinlemek önemli şeyler. Herkes kendisine dikkat etsin. Evinizden çıkmayın. Bak biz geliyoruz buralara. Bize dinleyin, oturun eviniz, alın çayınızı, kahvenizi, güzel bir sohbet edelim bizle. Evet, her zaman söylüyoruz ya zaten. Bir kez daha söyleyelim, evde alınmıyor. kal Türkiye diyelim. Dikkat alınmıyor. Ya yani yüzde 44 falan azalmış İstanbul'un nüfusu dışarıya Yok, dışarı çok azaldı çıkan gerçekten. Yani, şey. yani sokaklar söyleyeyim. boş. Şu an sokağa çıkanların yaş ortalaması 77 falandır. Özellikle yaşların dikkat etmesi gerekirken, ya da belli bir yaşın üzerindekilerin dikkat etmesi gerekirken bu konuda ben son derece bir rahatlık görüyorum. Yani gençler, şimdi şöyle sürekli bir şeyden talep ediyoruz. İşte ne bileyim işe gitmeyelim, şunu yapmayalım, rapor alalım, işte o hal ilan edilsin, evden çıkmayalım. Bunu da suistimal etmemek lazım. Yani işe, iş yerin sana izin verdiği vakit senin de dışarı çıkmaman gerekir. Şeyle alakalı da Belli bir yaşın üzerindekileri ben çok fazla görüyorum parklarda orada burada onların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Benim kişisel gözlemim yani çok e, birebir dışarı çıkıp kim var kim yok demiyorum ama ulaştırma'daki abi anlatıyor yani sürekli gün içerisinde gezen bir, bir kişi. Ben Beni buraya falan. getirirken Şimdi biraz şöyle, sohbet çalışmak ettim. Çalışmak zorunda olan insanlar bireysel tedbirlerini alıp çalışacaklar. Geri kalan herkes de evde kalacak ve aynı şekilde bireysel tedbirlere uyacak. E, diyelim biz isterseniz e, şöyle bir gündemimize de dönelim. Şimdilikler ligler ertelendi e, koronavirüs salgını sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve handbol liglerinin ertelendiğini açıkladı. Haberimizi bir izleyelim sonra değerlendirmeye başlayacağız. Voleybol, Basketbol, Futbol Federasyonları Başkanımız, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımızla birlikte liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik. Ve inşallah yine bundan sonraki süreçte yine kulüplerimizle, federasyonlarımızla olan sıkı diyaloğumuz, işbirliğimiz devam edecek ve hiçbir irtifa kaybetmek sizin yolumuza devam edeceğiz. Ve hepimizin amacı Türk sporunu çok daha güçlü kılmak hepimizin ortak hedefi, ortak duygusu, ortak hassasiyeti ve ben bu anlamda gerek federasyonlarımızın, gerek kulüplerimizin, antrenörlerimizin ve sporcularımızın sağlıklarının korunması adının anlamında tüm tedbirlerin hassasiyetle azami özen gösterilerek yerine getirileceğine inanıyorum tüm ligler ertelendi. Şimdi bu konuyu detaylıca konuşacağız tabii ki spor ajansı için de. Emre Bol hemen sana dönmek istiyorum. Evet. Liglerin ertelenmesi kararını yorumlayarak başlayalım. Ya yüzde yüz destekliyorum. Ee, geç bile kalındığında esasında birazcık söylemek lazım. Ee, Sayın Futbol Federasyonu Başkanı biliyorsun Nihat Özdemir ilk başta dedi ki e, biz seyirci oynamaya devam edeceğiz dedi. Bir karar çıktı seyircisiz oynanması yönünde. Ardından da e, dün itibariyle liglerin ertelendiği kararı verildi. Şimdi şöyle bir şey var. Boş stada gitsen bile en az bin kişi bu statta işte yöneticisi, çalışanı, temizlikçisi, gazetecisi, şu su falan bin kişi falan oluyor. E şimdi bu bin kişinin hastalık kapma riski yok mu? E, var elbette. Artık. E şimdi biz bu stüdyoya geliyoruz. Esasında bizlerin de var e, virüs kapma riski ama işte burada bir sürü önlemler var e, televizyonlarda, stüdyolar e, ilaçlanıyor dezenfektanlarla. Biz de kendimizce korumaya çalışıyoruz. Ve gelip yayınımızı yapıp eve gidiyoruz. Beş gündür evden çıkmıyoruz ya. Evden çıkmıyorum inan. Evet. Ki en doğrusunu yapıyorsun. Ha, yani sürekli evdeyim. ya işime gidiyorum tekrar geri geliyorum. İşe gidiyorum Hepimiz tekrar değiliz, geri Ha, yani herkes e, bence bu bilinci <laughs> mutlaka e, şey yapmalı. Oturtturmalı kendi ailesine oturtturmalı. Dolayısıyla bu virüs belasını öyle ya da böyle atlatacağız. Zaten Dikkat ediyorsan biri biraz bizi birazcık teğet geçsin de söylemek lazım. İşte İtalya'da filan e, çok büyük sıkıntı var. Oraya yılda 80 milyon turist geliyormuş. E, 80 milyon çok ciddi, çok büyük bir rakam. İtalya'nın her tarafı tarih tabii. Özellikle o Çin bölgesinden, Asya bölgesinden filan çok fazla turist geliyor oraya. E, onlar çok daha kötü bir durumdalar ve fazla ciddi almadıkları için bu noktaya geldiler. Biz Şu an maalesef ölü sayısı Çin'i geçti. Biz bir inan, tane. Çin'de bitti. Çin'de bitti, Çin'de bitti Çin'de evet. Şimdi yeni vaka sayısı zaten yok. Çin'de yavaş yavaş Geriye, yani geriye doğru de, geriye evet, doğru bir gidiş var. 18 da Çinlikleri başlayacak zaten. ki kıyaslandığında da çok düşük. Yani tamam her insan candır, değerlidir ama... Ya demek ki dikkat etmek lazım. yaparsan düşük olur. Şimdi e, demek, ekrana çeksin. bir e, grafik gelecek. Çok önemli bir grafik. Sporda koronavirüs takvimi. Yani hangi ülkede ilk vaka ne zaman görülmüş? Ne zaman seyircisiz oynama kararı çıkmış? Ne zaman erteleme kararı? Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. İlk vaka 11 Mart'ta görülüyor, hemen ertesi gün seyircisiz oynama kararı çıkıyor ve sadece 8 gün sonra da erteleme kararı. Evet. Şimdi diğer ülkelere baktığımız zaman e, çok uzun aralıklar olduğunu görüyoruz. Yani şimdi İtalya'da özellikle en çok ölüm oranı İtalya'da olduğu düşünülürse 31 Ocak'ta görülüyor ilk vaka ve 9 Mart'ta erteleniyor. En, yani en çok çabuk şeyi biz şey, vermişiz. En zinciri var. Evet. En, en çabuk kararı biz vermişiz. Bu da çok önemli. Ne kadar ciddiye alırsan, ki Çin çok ciddiye aldı konuyu, ne kadar ciddiye alırsan o kadar kurtarıyorsun kendini. Abi Ocak nereye, Mart nereye Allah aşkına Evet, ya? Yani İngiltere'ye baktığımızda İspanya, İtalya gerçekten çok çok geç alınan önlemlerden bahsediyoruz. Nevzat Dindar? Ee, yani erteleme noktasında benzer bir şey gösteriyor, yani tarih olarak benzer bir karar ve tavır sergilemişiz. Ee, tabii bizde ilk vakanın ortaya çıktığı tarih 11 Mart. vakanın tespit edildiği tarih değil bu. Ama buna rağmen çok kısa bir sürede önce seyircisiz ki bana göre az önce Emre Bolu'nun da dediği gibi geçen hafta oynatmak çok da gerekli değildi. Birçok oyuncu tedirgindi. Çok sağlıklı bir ortam yoktu. Sonra gereksiz yere bir polemik. Bunun üzerine bir polemik yani dünyada herhalde yoktur yani. Çin'de bile böyle bir tartışma olmamıştır herhalde. Bilemiyorum orada olmuş mudur? Sen takip ettim ama. tabii canım hep Çin'le oturuyorum ben evde televizyon başında hep Çin'i <laughs> takip ediyorum. <laughs> Hayır, beş gündür evdeyim. <laughs> televizyonları falan <klas gülüyor> seyrediyorum böyle. Aa bayan ya filan sen diye. Senin, var. <laughs> şimdi... Şimdi Emre Bola soracak. Şimdi bile, şimdi Çin'de bile böyle bir tartışma olmamıştır ama maalesef bizde her konuda bir polemik ve tartışma gereksiz. Abi o yüzden, niye? Bunun bir sebebi var ama bunun sebebi <laughs> şu esasında. E, herkes kendine yontmaya çalışıyor her krizi, her sıkıntıyı. Şimdi biliyorsun Elazığ'da bir deprem oldu. Ee, geçtiğimiz haftalarda Elazığ depremi dolayısıyla Malatya'daki Malatya Trabzonspor maçı ertelendi. O dönem Ali Bey çıktı Sayın Ali Koç dedi ki ya dedi bu maçı nasıl ertelersiniz? Trabzonspor avantaj sağlıyor ha, gibi böyle önemli. altında altında alt metninde bu vardı. Yani neden ligleri erteliyorsunuz? Trabzonspor avantaj sağlıyor'a getirdi. Şimdi söz konusu sağlık ama olduğu zaman... Ama Sayın Ali Koç'u da buna iten Malatya Başkanı'nın maalesef açıklamadığı... Yani biz istememiştik de şudur da budur da falan da filan da yapınca adam da çıktı böyle bir başlama yaptı. Ya şimdi arkadaş insan hayatı söz konusu olduğunda ama demeyeceksin. Başta bir şey söylüyorsun, güzel şeyler söylüyorsun. Ortasına ama koyduğun zaman başındaki hepsini çöpe atıyorsun. Ben o zaman Ali Bey'i de burada eleştirmiştim. E şimdi malatya Trabzonspor maçı oynanacak diyelim. Seyircili seyircisiz ki seyircili oynatmayı düşünüyorlardı. O, o gergin ortamda kaç tane seyirci gelecekse stada. da, bir tane bile gelse aynen. önemli değil. Fakat zangır zangır artçı depremler oluyor sürekli. O ortamda maç oynanması mümkün mü? Değil. Bir gece önceden Fenerbahçe'nin Malatya şey Trabzonspor'un Malatya'ya gitmesi gerekiyor e, prosedüre göre. E, otelde kalacak bu adamlar yine zangır zangır gece sabah kadar uyuyabilir misin harbiden evet. artçıların olduğu bir ortamda? Hepimiz bu deprem belasını yaşadık yani. Dolayısıyla biz insan hayatına ilgilen konularda kendimize yontmaya çalışmazsak ama demezsek kafamızı soru işaretleriyle veya acaba karşı taraf avantaj mı sağlıyor diyerek düşünmezsek ya Allah aşkına hangi kupa hangi can şey hangi kupa hangi galibiyet bir candan daha önemli. Böyle bir şey olur mu ya bu yani biraz aklımızı başımıza alalım ya.